70 santim ikizkenar üçgen oluyordu sanırım eski bilgilerimi düşünürsek. Neyse bir üçgen bir değil iki parça böyle üçgenim var. Bunu kenara alıyorum. Aynı zamanda da paça için şöyle katlanmış hali. Burası 35, burası da yine 70 santimetrelik böyle parçam var. Şimdi öncelikle açtım bir tanesini. Açıyorum. Şöyle yine birini aldım. Düz kenarını düşünecek olursak üçgenimin geniş kısmı aşağı gelecek şekilde. Şöyle. Yüzleri birbirine bakacak şekilde. Yani kısa kenarla uzun kenarı buradan hop düz dikişle dikiyorum. Evet, şu an bu parçayı birleştirdim buradan. Şöyle görüyorsunuz. Burası paça olacak. Burası da A kısmı olacak. Burada şimdi şöyle bir şey yapıyorum sonrasında da. Hemen diğer paça kısmımı yine yüzleri birbirine gelecek şekilde bu tarafa alıyorum. Ve bu sefer de buradan düz dikişle birleştiriyorum. Burası boyu arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Düz dikişle birleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Yani üçgeni arkadaşlar buraya almış oldum. Paçalarım burada. Şimdi aynı işlemi yani diğer üçgeni de arkaya takacağız. Bu sefer yine paçanın diğer kenarından şöyle açıyorum. Üçgenimin de tekrar uzun kenarı aşağı gelecek gibi. Önce buradan dikiyorum. Şöyle. Önce burayı dikeyim. Sonra diğer tarafı kafanızı karıştırmasın ayrı ayrı göstermiş olayım. Burayı dikip hemen geliyorum. Evet, bu üçgenin de bu tarafını birleştirmiş oldum. Şimdi ta diğer ucunu şöyle çektiriyorum kendime. Ve bu sefer bu kenarı şöyle birleştiriyorum. Diğer ucun kenarını böyle birleştiriyorum. Bunu diktikten sonra da şekil daha iyi. He, anladım şimdi diyeceğinizi düşünüyorum. Böyle biraz karışık gibi gözüküyor. Evet, son dikişimi yapınca da şimdi daha iyi anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Üçgenler burada arkalı önlü, paçalar da burada. Şimdi yani formu şöyle bir şey gibi bir şey olacak. Şimdi tabii kocaman gözüküyor. Şu anda da bu alttaki açıklığı kapatmak için şöyle yine ters yüzündeyiz. Yani yüzleri birbirine bakıyor. Şuradaki bu açıklığı böyle alttan dümdüz dikerek birleştiriyoruz. Evet, A kısmını da birleştirdim. Şimdi hemen hazır tersindeyken paçasını şöyle incecik tane kıvırıyorum. Bu aşamayı böyle uzun uzun göstermeyeyim, sıkıcı olmasın. İki paçayı da şöyle incecik iki tane içe doğru kıvırdım, iğneledim. Dümdüz dikip alt paçalarını temizlemiş olacağım. Evet arkadaşlar, paçalarını da kıvırdım, tertemiz oldu. Şöyle bir şey var. Eğer gerçekten çok bol böyle bir şalvar istiyorsanız böyle kullanabilirsiniz. Ama benim gözüme sanki çok geniş gibi geldi. O yüzden hani ilk başta buraya 34 almıştık ya. Bunu 30 ya da 25 ortalama gelecek şekilde. Yani şuradan şöyle kenarlardan ters çevirip çekmeyi planlıyorum. Yani şöyle yapacağım. Yapmadan size de göstereyim istedim. Şimdi ben çizgili bir kumaş kullandığım için avantajlıyım. Siz bunu işaretleyebilirsiniz de, ölçebilirsiniz de. Ben ölçmeden direkt şey yapmayı planlıyorum. Buradan ikişer çizgi
Şöyle yanında dikiş yoktu ya, devamında göreceksiniz dikiş olmuş olacak. Hemen şöyle şuradan tekrar dikip bu fazlalığı kesmek ve burayı biraz daraltmak istiyorum. İçim öyle yani içime sinmedi bu şekilde. Öyle daha güzel olacak gibi düşündüm. Hemen öyle yapıyorum ve sonra devam ediyoruz. Eğer gerçekten hani bunun bir ölçüsü yok bu arada. Bu üçgeni daha da küçük yapabilirsiniz. Daha büyük de bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben biraz daha dar tercih edeceğim. Hani dar daha şık olacak gibi düşündüm. O yüzden şu anda öyle yapıyorum. Hemen kenarlarından küçültüp geliyorum. Evet, küçültmemi yaptım. Yani gene bol bir şal var yani adı üstünde. Zaten bol olacak. Ama kenarları dikişsiz bir modelken şu an dikişli bir model olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Belimin ölçüsü kadar şöyle bir kumaş kesip bunu şöyle birleştirdim buradan. Bunu kemer olarak kullanacağız. Kemer olarak kullanmadan önce şöyle katlıyorum. Evet, kemerimi katladım. Şimdi hemen şöyle iç kısmına yerleştiriyorum. Bu arada ön ve arka şu an belirgin değil. Şimdi biz bunu şu dikişi ön bu taraf ya da bu taraf fark etmez. Şu an aynılar çünkü. Bu taraftan böyle üçgenin başına hizalıyorum. Ve iğneliyorum. İç kısmına getiriyorum. Ve çepeçevre etrafını dikerek 3 parçayı da birleştiriyorum. Neden 3 parça? Çünkü hatırlarsanız şunu şöyle katladım. 1, 2 ve 3 parça olmuş oldu. 3'er tane kumaşı dikerek birleştirip etrafından dümdüz dikişle dikiyorum. Evet, kemerimi de dikmiş oldum. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Yine arkadaşlar ben çizgili kumaşın biraz nimetlerinden yararlanıyor olacağım. Buradan bağcık geçireceğim ama bağcık kaymasın diye ben şuradaki mavi çizgilerden dümdüz bir tane şöyle etrafından bir dikiş atacağım ki bağcığı en üst kısımda şurada bir sıkıştırmış olalım diye. Bu düz dikişi atıp hemen geliyorum. Evet, tüneğimi oluşturdum. Artan kumaşlarımla şöyle bir bağcık yaptım. Tahmini 120 santim falan arkadaşlar bunun uzunluğu. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Önle arkayı biliyorsunuz ki şuradaki birleştirme çizgisinden ayırıyoruz. Şöyle iyice yakınlaştırıyorum kendime. Tam bu üçgenin bir sağına bir soluna makasım yardımıyla küçücük bir çıt atacağım. Şöyle varlayak arasında. O zaten kaybolacak. Aynı şekilde bu tarafa da yapıyorum. Bağcığıma çengelli iğnemi geçiriyorum. Ve oluşturduğum tünelden hemen geçiriyorum. Ay, geçiremedim. Biraz yamulmuş iğne de. Hemen bu yoldan şöyle alta kaymıyor arkadaşlar. Burayı o yüzden sabitledik. Evet, ipliğimi de geçirmiş oldum. Ben salaş bir görüntü sevdiğim için hemen uçlarına düğüm atıyorum. Hem de yollardan kaçmamış oluyor. Tüm dikişlerim bitti ve şalvarım bu şekilde gözüküyor. Şöyle yakınlaşalım. Yani giydiğim zaman tabii ki şu formu
alıyor olacak. Zaten üzerimde de gördünüz, göreceksiniz. Bu şekilde. Ve ben bütün dikişlerimi overlock dikip düz dikişle sabitledim. Böylece iç dikişlerim de çok temiz oldu. Sizler de bu projeyi yaparsanız bana Demet Kurtdere Öztürk Instagram hesabımdan atmayı, kanalıma abone olmayı, gelecek projelerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı ya da "Aa Demet, keşke şöyle bir şey diksek" diyorsanız yorum olarak da yazabilirsiniz. Görüşleriniz ve fikirleriniz benim için çok önemli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.